Yiyelim içelim güzelim. hoş geldiniz. Ben Taha. Bu bölümde antrenör arkadaşım Efe Erduran'la birazcık serbest atış yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Efe sen de hoş geldin. Böyle bugün hızlı bir giriş yaptım. Artık benden sonraki daimi e, konuk sensin <laughs> bu podcastlerdeki. Ne haber? Nasılsın? Nasıl keyifler? Tacım hoş bulduk. İyiyim. Ee, bildiğin gibi. Orta şekerde bir yoğunlukta sporla ilişkimiz devam ediyor. Yani gerek mesleki gerek keyfi. Ee, yine şimdi bugün yüzüm yüz antrenmandan geliyorum kendim. Yüzüm buraya geldim. Yuvarlanıp gidiyoruz yuvarlanıp gidiyoruz. yuvarlanıp gidiyoruz işte sporla beraber. Bugün şimdi şöyle benim kafamda bir şey var. Seninle de öncesinde konuşmuştuk. Ee, biraz sporcu Efe'yi konuşalım istedim. Ee, sen de çünkü. Ee, hep konuştuğumuz bir takım konular var işte spor üzerine ya da antrenörlük üzerine vesaire. Bugün de antrenman yaşamını biraz konuşalım. Çünkü şöyle de şeyler oluyor. E, hala sporculuk yaşamını bir yere kadar götürüyorsun. E, hiç de bırakmadın bunu. Çocukluğundan beridir, ergenliğinden beridir. E, başladığın düzenin içerisinde ilerliyorsun. E, buralardan böyle birazcık dalalım. Bugün biraz serbest ...atış yapacağız. Ee, Konumuz, eksenimiz bu. Bunun üzerinde bir 30 dakika kadar... ...konuşup sonra kapatacağız. Evet, hani artık birazcık da... E, ...böyle spesifik konular değil de... E, ...gene temelinde tabii işin spor, yüzme... E, ...olup... ...bunu artık birazcık da... ...en azından bu bölüm üzerinde sohbete çevirelim. Veya hani sen diğer konuk olduğum podcastlerde veya diğer bütün konuklarda söylüyor. Seni biraz tanıyalım kısaca dediğimiz konuda. Hani hep yüzeysel geçiyoruz tabii orayı. Hani işin tabii özetinde işte eski yüzücüyüm, eski milli yüzücüyüm diyorum. İşte bugün de performans antrenörüyüm, Fenerbahçe'de yüzüm antrenörlüğü yapıyorum diyorum. Geçiyoruz. bunun birazcık daha derinine inelim diye bir seninle konuştuk. Çünkü hani bunu bana soran da oluyor. Tabi. E, tabii çevremizde işte ben mesela acaba adam spor merkezine gidiyorum 9 sene olacak. İşte orada bir sonuç itibariyle o kadar süredir ve hani haftada neredeyse 5 gün daimi olarak spor yapıyorsun. Oradaki maruz kaldığın kişiler yani iletişime girdiğin kişileri görenler, edenler soruyor işte zaten kimse kimseyi tanımadan bu işler başlıyor. Aa hocam şöyle miydiniz? İşte yüz mü? Hocam yüzüyor musunuz? İşte abi sen ne yapıyorsun? Vesaireden giriliyor. Veya işte master camiasında da aynı şekilde yeni kişiler tanıdıkça veya bundan önce de öyleydi. daha hocam işte efendim hocam işte Tağ hocam işte Serhat hocam işte. Ee, işte. burada birazcık daha kendimizi tanıtalım ee, diye. Bir de hani sonuçta işimiz hani senle de gene konuşuyoruz. Yani insanlara birazcık da dokunmak. Ee, hani benim... Sporla, spor üzerindeki ilişkim, hani antrenörlükle beraber, yani bir kişiye zaten sporu temel olarak hayatında yüzmeyi bıraktıktan sonra ben performans sporcularla iş yapıyorum. Ortalama bu insanlar, bu çocuklar, gençler 19-20 yaşına kadar yüzüyor, devam ettirenler yurt dışında veya devam ettiriyor. Hani maksimum deseniz en giden 25 yaşına kadar gidiyor. Ben de mesela 23 yaşında yüzmeyi bıraktım. Türkiye ortalamasına baktığınız zaman Türkiye ortalamasının yüksek bir yaş ama diğer yurt dışına baktığınız zaman tabii aslında e, esas performans alınması gereken bir yaş 23 yaş. Bizde bir elin parmağını geçmiyor ama hani insanlara bir temel olarak vermeye çalışım sadece havuza gelip hazır hop demekten ziyade orada set yaptırmaktan e, hedef olarak yüzdürmekten yüzdürülmediği zaman sinirlenip gitmekten değil de tabii ki bunlar yaşanıyor ama hani bir taraftan da benim en azından kişisel derdim senin de öyle İnsanlara e, insanlara sporu sevdirmek Sporu hayatın bir gerekliliği haline getirmeye çalışmak sonuç itibariyle. Yaptığımız işin içeriği, seviyesi ne olursa olsun. Hani bunu sen master yapıyorsun. Hani insanlara tamam hani boğazı geçirtmek, master yarışında yüzdürmek, derecesini geliştirmek ama hani bu bir yerde hani bir gün son bulabilir spor Olacaktır da hepimiz için geçerli ama bu son bulduktan sonra da benim sportif yaşantım bitiyor değil. Ee, sağlık içinde, sağlıklı bir şekilde yaşlanmam içinde, 50'mde, ee, altmışımda ee, eklem ağrıları, eklem sıkıntıları, merdiven çıkmakta zorlanmak, yolda yürümek gibi sıkıntı temel aktivitelerde zorluk yaşamamak için en konforlu şekilde yaşlanmaya çalışmak. Bununla beraber de işte bunun içerisine ne gerekiyor? Spor yapman, aktif olman, aktivite yapman, işte beslenmene dikkat etmen gibi konulara da hep böyle ee, temas ettiğimiz kişilere, tanıştığımız kişilere bir şey söylemeye, anlatmaya. Hani en azından ben böyle yapıyorum demeye çalışıyoruz. Hani bugün de ona yönelik birazcık konuşalım dedik. Benim kafamda böyle biraz daha şimdi sen konuşurken de e, Provoke edici sorular var, rahatsız edici. E, öncesinde aslında bunu ne konuşalım diye düşünürken sen de pek bir şey karar verememiştik. Hatta sen bana böyle 30 dakikalık falan ses kayıtları attın. Zaten onlar birer podcast lan dedim acaba bunları mı yayınlasak acaba falan diye. Neyse, şimdi. Ee, ben biraz sana provoke edici sorular sormak istiyorum. Tabii. Yani birincisi işte tamam sağlıklı yaşam için yapıyorsun, yüzdün, uçtun, kaçtın. Şimdi işte crossfit yapıyorsun falan falan. Tamam mesela sosyal medyadan seni takip eden bir insan sana e, şunu diyorsa. Ya bu da işte manyağın teki kafayı sporla bozmuş. Bu konu hakkında ne düşünürsün? Ben buna bir şuradan giriş yapayım. Yani mesela geçenlerde e, İbrahim Kutla'yı konuşmuştuk. Adam şunu söylüyor: İşte spor benim öncelikle... kafamı dağıttığım jim, kafamı dağıttığım oraya gitmeden kendime gelemediğim bir nokta. Aslında bizim yaşımızda, bizim pozisyonumuzda spor yapan herkes ya da o işte geçmişinde, çocukluğunda sporcu kimliğini almış çevresinin ona sporcu gözüyle baktığı herkes için bu geçerli. Ben de aynı şekildeyim. Yani mesela benim spordan hiçbir beklentim yok. Hani şey koşuyorum. Ee, hocam o kadar koşuyorsun niye kilo vermedin? Diyor. Amacım kilo vermek değil ki. Yani ben orada kendimi çok mutlu hissediyorum, iyi hissediyorum, görevimi yerine getirmiş hissediyorum, başarmışlık hissediyorum filan falan. Sen bunu biraz daha hala e, üst level'larda yapıyorsun. Tamam işte o zaman sen manyak mısın? Şey gibi oldu. <laughs> Katarsız programı. <laughs> Abi hayır yani zaten şöyle bir durum var. Hani öyle tepki olduğu zaman bir kere hoşuma gidiyor. Ee, yani farklı bir şey yaptığın aslında... Yani farklı da demeyeyim. Ee, en azından bizim toplumumuza göre ortalamasını aldığın zaman ona göre farklı. Yani adama da farklı geliyor tabii. Çünkü bizde hani şunu da söylemeye gerekiyor birazcık. Herkes de sonuçta aynı fikirde diyorum. Hani biz spor yapmayı seven bir toplum değiliz abi. Ee, hani spor şurada bizim özelimizde baktığınız zaman... Yani biz en azından işte bu master camiasını beraber başlattık seninle. yani ikimizin özelinde 2013 yılında. Hani mesela yüzme özeline de baktığın zaman, e, o günden bugüne kaç 11 sene geçmiş. Abi o günkü masterı hatırla veya o günkü yanımıza çekmeye çalıştığımız insanları hatırla vesaire veya yarış e, yarışlardaki ortamı e, nüfusu bir aklına getir. E, çok azdı. E, şimdi bakıyorsun iş bambaşka bir yere geldi. E, bunun etkisi de birazcık aslında baktığın zaman. Bu diğer meseleler için de geçerli. Hani insanlar birazcık da popülizmden hani bu işi yapıyor. Ee, en azından tabii ki bunu böyle başlatıp devam ettiren de oluyor ama hani bu yolda da baktığınız zaman şimdi 2013'e biz hala daimi hiçbir şekilde işin içerisindeyiz baktığınız zaman yani 11 sene geçmiş bir şekilde hala yarışlardayız. Sen antrenör olaraksın, yarışmacı olarak giriyorsun. Ben aynı şekilde yarışmacı olarak ben zaten hani master kısmında yarışmacı olarak başladım. Yarışmacı olarak da gene nadir olsa da en azı havuz kısmında devam ettiriyorum. İşte boğaz kısmında hala devam ettiriyorum. O süreç içerisinde evet edip 2-3 sene iyi bir yoğunluk yakalayıp ama ondan sonra gene bugün baktığında kopmuş kişiler var vesaire. Ee, yani işin temeline indiği zaman bu işin devamlılığı gerektiriyor. Yani senin de az önce söylediğin gibi ben bunu inatla e, hala yarışacağım kendimden bir performans bekleyeceğim diye yapmıyorum mesela. İşte o İbrahim Kutlay'ınkini ben de seninle paylaşmıştım. Veya hani o da aynı şeyi söylüyor. E ben de şimdi mesela aynı noktaya gelirim. Tabii ki biz branş üzerinde o kadar popülist bir profiller olmadığımız için Türkiye'de. E yani ne diyor? Abi ben bunu diyor çok uzun yıllardır yapıyorum yani adam 30 40 senedir ben bunu yapıyorum diyor. E ben de aynı şeyi söylüyorum. Beni ben spora benim 7 yaşında İstanbul Yüzme İhsas Kulübü'ne kollukla gittim ben. Orada bir tane Bulgar hocanın beni kolduklarımı fırlatıp havuz atmasıyla benim sportif hayatım başladı mesela düşün. Yani bugün zaten öyle bir hareket zaten kabul edilemez baktığınız zaman. Veya yapsam bile çoğu çocukta travmatik bir durum oluşturur mesela. Ama hani tabii burada mübalağayla anlatıyorum bunu ama hani sportif yaşantım öyle başladı benim. Ben havuzdan inanılmaz korkuyorum. Sudan inanılmaz korkuyorum. Hayal meyve hatırlıyorum o anlarımı. Deniz kenarında bile duramıyorum. Bağırış çağırış, feryat figan. Ee, ama işte hani bazısında da çözüm o da bu yani. Hani konuş mesela değil de işte o zamanın işte ne zamana tekabül 94 senes. İşte Bulgar Hoca İstanbul Yüzme Esas'ı uzattı beni. Oradan başladı. Sonra ben işte Hakan abiyle tanıştım. Hani beni tanıyanlar sen tanıyorsun beni. Benim için Hakan abinin hayatımdaki yeri Hakan abi dediğim burada Hakan Eskioğlu benim ...yüzme hayatım boyuncaki performans kısmındaki antrenörüm. Ee, yaklaşık bir 15 sene beraber onunla çalıştık. Yüzmeyi bırakana kadar. E onun benim hayatımdaki etkisini biliyorsun yani... ...yola çıktığım, az önceki söylemeye çalıştığım şey de buydu. Ee, yani benim bugün hep o spesifik ara ara yıllarca konuşulduğu zaman... ...o örneği veririm. Benim bugün seninle oturup konuşmam bir şekilde... ...benim ta o 97 senesinde Hakan abiyle tanışmamdan başlıyor çünkü ben onu görerek yani o şöyle bir profil o da özetle söyleyeyim. Yani Türkiye'de hem olimpiyat yüzücü olarak hem antrenör olarak olimpik olmuş tek insan. Yani dünyada zaten kaç kişi böyle var. E dönemin çok iyi yüzücüsü. Yani ben bana antrenörlük yapmaya başladığında Hakan abi yüzmeyi daha bırakmıştı. ilk senesiydi. 28-29 yaşındaydı. E, yani onun sporculuğu o adam bize sürekli işte sporculuğu aşılamaya çalıştı zaten. Hayatının içerisinde sporu temel bir şekilde gereklilik olarak aksettirmeye çalıştı sürekli. Hani bunu işte bir yarış videolarını izletiyordu, sürekli anlatıyordu vesaire vesaire vesaire. İşte ben benim bir de tabii şu da var iki işte bitiyor iş. Yani çok da etkileneceğim tutmuş yani. Yani o profil benmişim yani. Ee, çünkü biz de Hakan abiye e, ne derler, e, Mağruz kalan. Yani Hakan abinin etrafında olan ve yüz işte yüzme esas. Sonra biz onunla beraber Galatasaray'a gittik. Mesela orası da bir kritik noktadır. Hakan abi yüzme hissasından ayrıldı. Galatasaray'a geçti. Galatasaray'a gittiğinde biz ortada kaldık. Ama hakikaten sonra beni işte ailemi arıyor. İşte Efe'yle ben çalışmak istiyorum diyor. Mesela bunu söylemese bu gene böyle bir hikaye olmayacak. Veya öyle dese ben ona tamam deyip çalışmak istemesem ki yani bu kararı verdim 12 yaşındayım. Ee, gene öyle bir devam etmeyecek hikaye. Sonra Galatasaray'dan ayrılıyoruz. Ee, bizi işte Cemal Kamacı tesislerinde çalışıyorduk biz. Yani oranın profilini az çok bir de belediye havuzu işte 2000'lerin başı. E biz bir gün bir sabah antrenmanına gidiyoruz mesela e bizi havuza almıyorlar. Çünkü orada hani biz antrenman yaptığımız saatlerdeki diğer yüzen sağ işte normal halktan yüzenler bizim işte hani kızlı erkekli yüzüyoruz mesela. Hani bizim o profilde olmamızı istemiyorlar rahatsız oluyorlar vesaire bizi tesisten içeri almıyorlar. Oradaki Galatasaray hikayemiz orada bitiyor mesela 2001 senesinde. Sonra gene ortada kalıyoruz sezonun tam başı Eylül gibi. E sonra biz sürümcemede kalıyoruz mesela böyle. E, o periyotta mesela... Biz bir ay boyunca... Yıldız Parkı'nda, Beşiktaş'ta... E, her akşam normal antrenmana gidiyormuş gibi işte... Okuldan çıkıp biz Yıldız Parkı'na gidiyorduk. Eldeki imkanlarla işte... Sağlık topu mudur, lastik midir vesairedir. Yıldız Parkı'nda... Ee, akşamın karanlığında velilerin arabaları bizim antrenman yaptığımız ormanlık alana doğru çevirip farları yakarak biz kara çalışması yapıyorduk mesela bir ay. Sorgusuz, sualsiz. Tabii ki gene mesela hani onu söylemeye çalışıyorum. O periyot içerisinde o çalışmayı kabul etmeyen ya hocam biz hani böyle şey yapamayız, edemeyiz deyip başka kulüplere gidenler oldu. İşte biz orada kaldık. 8-9 kişi. Mesela orada kalmayı da gene kabul etmesek bunun devamı olmayacak. Ee, oradan sonra işte bir ışık serüveni başladı. O bir ayın sonunda. Mesela biz Ekim ayında, 2001'in Ekim ayında antrenman yapmaya başladık havuzda. Yeni kulüp, yeni heyecan vesaire. işte bizim gitmemizle beraber işte Işık Spor'un yüzme branşı kurulmuş oldu. Ve ondan 4 ay sonra işte 2002 Şubat'ta Türkiye Şampiyonası ben mesela genç bir oldum. Açık yaşta, üçüncü oldum mesela. Yani baktığın zaman bu hep hikayeyle bağdaştırın. Bir hikayesi olan bir mesele ve yani işte hep böyle bir hikayede aslında kırılma noktaları var. Ondan sonrası zaten 2002'den sonra da devamını getirdi. milli takımlar yüzücülük devam etti. İşte yaş büyüyor, algıların değişiyor. Hakan abi daha çok tanıyorsun, daha çok zaman geçiriyorsun. Sonra antrenör olmak istiyorsun. İşte ona göre eğitim hayatını sürdürüyorsun. İşte Hakan abi gibi antrenör olacağım diyorsun. Sporla ilişkin baktığın zaman hala o yaşlarda da öyle. Yanındakilerin bakışına göre. E değişik. Ben yüzerken de yani 15 yaşındayken de mesela yanımdakinden farklı olarak düşünüyordum mesela. Bu şuna da alakalı. Ya benim yanındaki benden çok daha yetenekli olabilir. Benden çok daha yetenekli gerek alt yaşlardan da olan vardı, gerek üst yaşlarda olanlar da vardı ama hani bu işine gösterdiğin ilgi, alaka ve içgüdüsel olarak içeriden gelen o hareket, o işe karşı veya herhangi bir işe karşı e, takındığın tavırla alakalı. Ya ben hiçbir zaman antrenmana geç kalmadım. Hala da öyleyim. Antrenör olarak ben ee, hiçbir zaman neredeyse belki bu benim söylediğim zaman hep ütopik geliyor. Abi ben hasta olmuyordum yani. Hala da öyleyim. Ben benim mesela sen ...yakınız biz sen de. Benim kaç kere mesela hasta olduğumu duyuyorsun mesela. Ben ha, çok kötüyüm mesela hasta oluyorum. Ya olmuyor yani bir şekilde onu söylemeye çalışıyorum. Ya bir gece oluyordu ya mesela şöyle ee, hastalanmışım dün akşam bilmem ne ateşim çıkmış. O kadar. Yani sabahını düzeliyorsun. İşte dün kötü hissettim kendimi şu ama hani onu söylerken de mesela koşu bandında koşarken mesela onu söylüyorum senin gibi. Ama yani bu şey değil. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum anlamında değil. Hem yani zaten bugün mesela ben çocuklara da aynı şeyi söylüyorum. Ya arkadaş yani hasta olmamak konuya dahil. Yani kusura bakma diyorum yani. Havuza gittiğinde, yarışa gittiğinde ya işte ben tam iki hafta önce hastaydım da işte bana oradan iki saniye kısar mısınız vesaire gibi diyemiyorsun ki. Yani havuz veya yaptığın iş, performans gelişim gerektiren herhangi bir şeyse yani senin herhangi bir şekilde şunu şu yüzden yapamadığına bakmıyor ki. Veya işte ben geç kaldım. Yani hocam ben işte çok trafik vardı. Stadın orada. E geç kaldım. E yavrum biz de aynı yoldan geliyoruz mesela yani. E ona göre önlemeni alacaksın gibi. Yani geç kalmak istemiyorsan antrenmana geç kalmazsın abi bir şekilde. Veya işte hasta olmayacaksan Hasta olmamak için kendine bakıyorsan, inat ediyorsan, değerli gerekli takviyelerini, besinlerini vesairene alıyorsan olmazsın zaten. Veya zaten e, malzeme eksik vesaire e, deyip de antrenmana eksik malzemeyle yani gelmemek durumunda eğer kendini şartlıyorsan zaten gelmeyi ve evde unutmazsın. Gibi. Burada zaten, e gibi bu da zaten bakış açısı yani dışarıda eşas, esas işi yaptığın içerisinde yani havuzun içerisinde veya herhangi bir yerde değil de senin işe bakış açını, e, kapasiteni, kaliteni geliştirecek olan aslında dışarıda evde ne yaptın? Yani havuz dışında, işte koşu bandı dışında, spor salonu dışında ne yaptığınla alakalı. Ya yani buradan buraya şuraya da geliyorum mesela. Yani bugün bir klişe Artık neredeyse kelime olmaya başladı ama hani süreklilik süreklilik diye herkes söylüyor. Ama yani süreklilik gerçekten diyor. Constance is the key mesela işte en son yani son zamanların en büyük sloganı. Ama gerçekten öyle yani işin sırrı aslında baktığın zaman süreklilik 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 daimi bir şekilde. Yani benim bugün baktığım zaman zaten artık e, yüzerken de öyleydi mesela. İşte ilk başa ne koyuyorsun hayat planlamanda? İşte okul. Okurken neydi? Gençlik, ergen, üniversiteye kadar. E okul zorunluluk. O her zaman en başta olacak. Plan programını ondan sonra, okuldan sonraki kalan sürene göre yapıyorsun. E benim hep antrenman geliyordu. Yüzme. E şimdi benim hala öyle. Yani mesleki olarak antrenörlüğe başladığımda işte... ...ışıkta çalışmaya başladığım dönemde öyleydi. Şimdi de öyle. İşte benim birinci sırada ne var? İşte antrenman saatlerim ne benim? iş olarak. Fenerbahçe'de şu saat, şu saat. Ondan sonra ben hala mesela... ...hop ikinci sıraya... Antrenman koyuyorum, kişisel antrenmanımı koyuyorum. Ondan sonra üçüncü sıraya özel ders koyuyorum, atıyorum. Ondan sonra işte sizlerle görüşmeyi koyuyorum gibi, gibi gibi mesele. Ama bunu e, gene şey ediyorum, bir performans için bir e, şunu yapayım, bunu yapayım illaki değil. Hani gemi sana sordukları gibi. Hani ben bugün işte sizle de paylaşıyorum bazen sosyal medyada. Abi ben hani 335'te pacete koşuyorum mesela. İşte 5 kilometre, 6 kilometre. Ama hani bunu gideyim de bir illa ki yarışayım, işte Ironman'da koşayım, işte ne bileyim İstanbul Triyatlonu'na katılayım diye bir şey yok. Kendi kendime işte o süreç içerisinde yani 24 yaşından beri kendi başına spor yapıyorsam işte bugün katlaya katlaya kattır her gün deneye deneye, değiştire değiştire. Tabii ki her şey yani aktivite olarak her gün aynı şey yapıyorsun ama bunun içine çeşitlilik katıyorsun, deniyorsun, farklı yöntem ekliyorsun, kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun, daha iyi besleniyorsun toparlamak için gerekli olan evde yani dediğim gibi antrenman dışındaki işte suplementindir, yemendir, toparlanmanı gerektirecek neyse imkanlar çerçevesinde masajdır, işte masaj aletleridir, varsa soğuk sudur vesaire vesaire deneme yanılmayla kendine baka 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 bu şekilde zaten kendini evriltiyorsun. Ama yani işin sonu ben bunu keyif için yapıyorum. Keyfi. Yani iyi hissediyorum. iyi de yaşlanacağımı hissediyorum. Ee, ve hani şu tepkiler de mesela bir tarafı bir yerden sonra artık motivasyon olmaya başlıyor insanlar. Motivasyon. Abi sen kaç yaşındasın? 37. Abi nasıl olur ya 37 yaşında diyor mesela. Ben en fazla 25-26 yaşındır diyor. Hadi 30 sundur diyor. Ve hani buna son zamanlarda mesela böyle bir de tabii yaş da artıkça daha çok maruz kalmaya başlıyorsun. E yani zaten sırf bu dışarıdan bu geri bildirim bile zaten sana hani yetiyor. Ve hani iyi hissediyorsun kendini. Ve hani işin temelinde şu yatıyor. Ve bir şeyleri yapabildiğini görüyorsun. Ya koşabiliyorum. Çok hoşuma gidiyor. İlla bunu performans için yapacağım anlamında değil gidiyoruz işte mesela. Iki, bir ay önce Kayseri'ye kampa gittik biz. Çocuklarla işte mesleki olarak. Antalya. Orada hemen yanında atletizm pisti var. E çıkıyorum orada koy deniyorum yani. Dur bakalım hani kaç tempo koşuyorum. Her gün her gün her günleri gün. bakıyorum. Ha şunu yapabiliyorsun. Hani onu şey olarak kullanmıyorum. Hani benim günde iki saatim var spora ayırabildim antrenman yapmayı. Ama yani her gün gelip de aynı seviyede, aynı yoğunlukta değil de hani onun öyle çok konforlu bir seviyede yapmayı tercih etmiyorum. Her gün işte atıyorum. Dün de sana anlattım yani. 8'de koşu bandında yürüyorsan abi yani yarın gel 8.1'de yürümeye çalış. İşte 5 gün sonra gel 8.5'de yürümeye çalış. Ne bileyim ertesi gün bir koşmaya çalış gibi en basitinden başlayıp yani herkes kendi seviyesinin çerçevesinde, potansiyel çerçevesinde mesela onu zorlaması gerektiğini düşünüyorum ki zaten gelişim öyle oluyor. E sen her gün gelip şimdi Aa ben 8'de yürüyorum güzel. 5 e ay sonra hala 8 yürüyorsun ama o sana bir şey katmıyor ki yani. Zaten bir sana birey olarak da yaptığın cüzi seviyedeki sporda da zaten bir şey gelişim sağlamıyor. Çünkü vücut çok çabuk adapte olan bir mekanizma. Çok da çabuk unutan bir mekanizma. Yani sen 5 ay sonunda hala 8'de yürüyorsan o sana artık bir şey kazandırmıyor. Adaptasyon dediğimiz şey bu yani sen kendini 8'de Yürümeye adapte edersen ona adapte oluyor. Yürümemeye adapte edersen yürümemeye adapte oluyor. Yani günün sonunda çıktığı sonuç. Ben mesela o zaman sorumu yanıtına aldım. Manyak değilsin. <laughs> Şöyle bir şey var. Ben ondan bahsedebilirim. Mesela düzenli spor yapan insanlarda, özellikle de işte kendisini baz alıp da rakibi kendisi olan sporcularda şöyle şey var. Mental dayanıklılıkları çok yüksek oluyor hocam. Ben onu fark ediyorum. Yani mesela senin işte hasta olmaman ya da benim çevremde gördüğüm anksiyetesi en az olan insanlardan bir tanesi. İşte mesela başımıza bir dertli durum geliyor. İster tabi yani ister kişisel olsun, ister ee, işte pandemi olsun vesaire. Senle konuştuğumuzda tamam hocam ne var ya halledilir. Yani bu da çözülür konusu oluyor. Çünkü oradaki aslında hani spordan aldığın güç, antrenmandan aldığın güç ya da işte olaylara karşına çıkacak olan durumlara karşı hızlı adapte olma yeteneği e, mental güç kazandırıyor. Bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Şurada mesela şuna gireyim hemen. tabi e, tabii hani inşallah yaşamayız da hani hastalık mesela mevzusu tabii ki böyle çok elzem bir şekilde yatırmalık hasta. Ondan bahsediyorum ben. Çok nadir oluyor. de bir kere veya bilemedin iki kere. Ama o da en fazla bir gün sürüyor. Hani şuraya geliyorum mesela. Hani başka normal yani bir X kişisinin hastalık diye tabir edeceği, ettiği veya onu yaşadığı için o günü iptal ettiği, hiçbir şey yapmadığı bir şey. Belki ben yaşıyorumdur zaten. Hani ben yaşıyorumdur o hastalığı da. Atıyorum Ahmet'in yaşadığı hastalık diye tabir ettiği şeyi yaşıyorum büyük ihtimalle. Ama işte ben onu hastalık olarak veya yani bugün hiçbir şey yapmayayım olarak mesela algılamıyorum. Hani oradaki aslında ki farkı yaratan benim burnum akmıyor mu? Hani benim burnum tıkanmıyor ben öksürmüyorum. E tabii ki oluyor canım. Yani ben çok yüzerken de yani aynı noktaya geliyorum. Yani bu zaten bugün olan bir şey değil. Hani 15 yaşında da zaten bir işe nasıl yaklaşıyorsun? Devamında zaten o şekilde devam ediyor. Ben çok hatırlıyorum hüngür hüngür öksürerek al, öksürerek suya her nefes alıp sonra tekrar kafayı suya soktuğumda ciddi ciddi böyle hüng hüng öksürerek antrenman yaptığım mesela çok hatırlıyorum. Şimdi bugün hani doktora git herhangi bir çocukta öyle bir öksürük olsa e diyecek ki tabii antibiyotik yazayım. Ne yapıyor bu çocuk? İşte yüzüyor. Katiyen yüzmemesi lazım tabii. deyip gelmiyor. Ama şu da vardı mesela. İşte ya dün yaşandı gene. Benim işte Amerika'ya gidecek sporcularımdan biri. çiçe, su çiçeği aşısı olması gerekiyor mesela. Zorunu tutuyorlar. Ee, i̇şte dün aşı oluyor. İşte doktora diyor ki. işte enfeksiyon kapmasın diye hocam işte aşı oldum. Antrenmana gelemiyorum. Şimdi bu bana da çok oldu. Ben işte okulda mesela bizde tetanoz aşısı oluyordu. Sarılık aşısı oluyordu. topluca hatırlarsın. İşte lise dönem bir kere de öyle olmuştu hani arkadaşlar hani suya temas etmeyecek katiyen bilmem ne falan hani yüzmeyi falan geçtim antrenmanı girmici ben onu hiç dinlemiyordum mesela aşı olduğumun akşamı antrenmana gidiyordum mesela yani o noktalardaki kişisel tercihimi de zaten kendim yapıyordum yani yönlerim olarak abi aşı olduk hani ne gerek var yani havuza girmez girsen ne olur girmesen ne olur diyorum e, hala da de devam ediyor mesela bu şekildeki bakış açım. Aynen yani burada şöyle de bir şey var. Şimdi insanlar bu manyaklık konusunu ben tuttum. Ee, şöyle de bir durum var. Ee, her konuda da böyle üzerine gidip de çivi çini, çiviyi sökmüyor. Mesela e, sen bir tane yarışı yarım bıraktın. Hepimiz korktuk ne oluyor dedik mesela. Buraya şimdi lafı getirmek istiyorum. Ee, sen dedin ki yapamayacağımı anladım. Kendimi kötü hissettim yarım bırakıyorsun. İşte zaten zihinsel olarak nereye gittiğini, o dayanıklılığı, zihinsel dayanıklılığı, spor zekasına geldiğin zaman kendinin farkına varıyorsun. O yüzden de yani gerçekten kötü bir şeyler hissettiğinde vücudunda orada bırakmasını da bilmek gerekiyor. İşte bu bence çok önemli bir yetenek. Ama öte taraftan mesela ayak parmağını kırdın, ameliyat oldun. Üçüncü gününde evde bisiklet taşıyorduk sana galiba. Ya da taşımadık mı ne oldu bilmiyorum. Evde dikey pozisyonda bir şeyler yapıyordun. Hani onun ama e, manyaklıkla nerede vazgeçmen gerektiğini de bilmesi gerekiyor bireylerin. Yani çünkü burada da şöyle şeyler oluyor işte sosyal medyada da görüyoruz. E, e, gerçekten üzerine gidiyor konuyu bil, bilgisiz bir şekilde, cahil bir şekilde ve belki de hayatına meydan okuyor. Hani böyle bir meydan okuma istemiyoruz ki biz sadece mevcut adaptasyon, mevcut duruma adapte olmasını istiyoruz yani günün sonunda bir şekilde vücudun. E, ee, o hani bahsettiğin artık zaten hani işin artık e, yani benim sporu antrenman yapmayı artık yani şöyle betimleyeyim. Hani belli bir kapasiteye geliyorsun sonuç itibariyle. Yani bu baktığınız zaman sporun temeli artık bugün diğer branşlarda da öyle. Hani yaşın 37'lere 38'lere gelip işte Djokovic'lerin, Lebron'ların, e, Ronaldo'ların hala performans gösterebilmesi neye dayanıyor? Abi devamlılık, 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 süreklilik ve yani yaş ilerledikçe, dönem ilerledikçe vücuduna uygun şekilde tabii ki bu adamlar 20 yaşındaki gibi antrenman, 25 yaşındaki gibi veya maç içerisinde de performans içerisinde de o atletik becerileri belki gösteremiyorlar. Yer yer gösteriyor veya e, adam şey Lebron dediğin adam 25 yaşında bir maçta 20 kere smaç basıyorsa şimdi 2 kere smaç basıyor, basıyor gibi. Ama hani adam bunu kendine göre metotları uygulayarak vücudunu uygun hale getiriyor. E, ve hani bunların hepsi aerobik kapasiteye dayanıyor. Hani bugün aerobik bir kapasiteyi koruduğun sürece bu mesela Sokrates'te geçtiğimiz senelerde dergisi çıkmaya başlarken bir tane basketbol takımının Türkiye'deki Bahçeşehir olabilir. Yani yanlış da oldu. hatırlıyor bir gün. Avrupa'da Euro Challenge'ı mı kazanmıştı, Euro Cup'ı mı kazanmıştı öyle bir şeydi. Oradaki oranın yabancı kondisyonları söylüyordu. Yani biz işte artık bugün geldiğimiz noktada e, hala 35'lerde 36'larda performans alabilmemizin sporculardan temel sebebi aerobik bir kapasiteyi korumak. Ayrı bir kapasiteyi koruduktan sonra her türlü üzerine bir şeyi hala inşa edersin çünkü kaslar beyin e, kişi daha çok tecrübeleniyor, daha çok vücut kontrolü oluyor ve bu sefer temel antrenman yapabilme kapasitesi sağlam olduğu için bunun üzerine beceriler ekleyip bu sefer hani oyununu değiştirerek veya becerilerini değiştirerek yani 25 yaşında yapıp bugün yapamadı ama 25 yaşında da beceri olarak veya tecrübe olarak yapamadıklarını 35 36'sında yaptırmaya çalıştığımız için artık hala performans alabiliyoruz diyor. Yani benim de geleceğim nokta şu. Yani çok uzun zamanlar zamandan beri antrenman yaptığım için yani 23 yaşına ben yüzmeyi bıraktım. Orada en azın en fazla bir sene bir kayıp vardır. Veya 6 ay 7 ay işte ne yapacağız ne edeceğiz işte antrenörlüğe geçiş. Ama ondan sonra zaten baktığın zaman 25'imizde zaten e, master'a zaten niyetlendik. Orada yüzme antrenmanlarına geri döndük vesaire. Ama öyle veya böyle ben 24 yaşından beri yine bireysel anlamda sıfırdan başlayarak kabul ediyorum. Daha çok bunun tabii süresi karadan artık devam etti. İşte koşudur, bisiklettir, işte ağırlık kaldırmadır. İşte ben bunu sonra geçtiğimiz son 5 içer ya 5 işte sene içerisinde tesadüfi bir şekilde birisinin yine bana birisi bir sporcuyu benzetmesiyle beraber vesaire başlayan bir crossfit'e evrildim. Bu gene kendi kendime yaptığım bir şey mesela. Yani her gün gittiğim spor salonunda bu sefer ee, zaten bakıyorum yani crossfit dediğimiz mesele daha çok metabolik yani yüzmeye göre yüzme gibi düşünün yani ayrı aerobik kapasiteye dayanan sürekli çeşitlilik ağırlık kaldırmak olsun işte ergometreler olsun jimnastik hareketler olsun bunlarla kompleks olan gene yani yüksek namazda yapılan bir iş. Yani bir baktım ki zaten hani işin temelinde ben zaten crossfit gibi antrenman yapıyormuşum yani beni hatırlarsanız belki işte ben hep böyle bir hani fitness tabiriyle süper set gibi antrenman yapıyordum işte bench press yapıp pull down yapıyordum squat yapıp biceps curl yapıyordum gibi gibi hep böyle tümleşik yapıyordum gene. Çünkü öyle antrenman yapma metodunu seviyorum ben. Ya zaten işin temelinde bunu yapıyormuşum. E i̇şte bunun tabii bir sürü işin içine cimnastik hareketleri girdi bilmem ne. E bir de bir spesifik olarak kaldırışlar girmeye başladı işin içine işte clean'ler, snatch'ler vesaire. Onları sıfırdan işte her gün gittiğim spor bu sefer tamamen değiştirdim. E sıfırdan başın boş parla. video izleye izleye kendi kendime işte seni kaldırış tekniklerini uyguluyorsun bilmem ne. Sonra iki buçuk plaka takıyorsun, beş kilo takıyorsun bilmem ne. E bugün gene tabii gene baktığın zaman hani elit seviyede bir crossfit yarışmacısı seviyesine gelmeden orta seviyede işte beginner'la başladım. İşte şimdi skate yarışıyorum. Elite zaten çıkamam. Orası bambaşka. Hani yüzmedeki per, en üst, düzeydeki performans yüzcülüğünü yapmaya çalışmak gibi bir şey. Abi, belki yapılabilir. Ama yani Öyle ne bir zaman var, ne kafam olarak öyle bir şey kaldırır, ne vücut olarak zaten öyle bir şey kaldırır. Yani niyetlenmeni tekrar sıfırdan kendi kendine bir şey öğrenmeye, işte antrenman metodunu değiştirerek, ee, ben bunu yapmak istiyorum anlamında, keyfi bir şekilde geliştirdim Sonra bir baktık, bunun yarışları yapılıyormuş zaten Türkiye'de. Yine böyle işte Instagram'da önüme düşe 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 düşe. E i̇lk bir, bir kayıt olduk yarışı işte, bu yine v işte Battle of Posporus vardı vesaire. E i̇lk yani bir de her şeyi kendim yapıyorum. İşte videoları geliyoruz. Burada zaman zaman beraber çekiyoruz biliyorsun. E, i̇lk e, yarışmaya kayıt olduğumdaki elemede bir de bu hani CrossFit'in yarışına girmek için hani öyle kayıt oldum ben geliyorum yarışıyorum değil. Bir elemeden geçmen gerekiyor. İşte kendin video çekiyorsun, onlar sana antrenman veriyor, antrenmanı yapıyorsun. Mesela e, ilk kayıt olduğumysa işte patladık. Hani böyle gidersin, edersin diyorsun. işte 40 kişi alıyorlar. Buna bir baktık 60. olduk elemede falan filan. Yani ne olur orada çok şey. ben bunu yapamıyormuşum. Olur. Abi yok hani ben bu yarışa gireceğim. Çünkü istiyorum yani. Bir ortamı tadayım bir e, göreyim nedir ne değildir. Yani heves ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? E bununla beraber çalışıyoruz. E işte değiştirdik ettik çalışmaya devam ettik vesaire. E sonuçta bir bakmışız. Ben geçen sene dört tane yarışa girdim işte. Türkiye'deki yapılan en üst seviyedeki e, yani ikon, ikon olmuş. İşte on senedir on küsür senedir yapılan yarışların. İşte dördüne katılımcılık. Şimdi mesela önümüzde bir tane yurt dışında yarış var. Şimdi ona heves ediyorum mesela. Madem yapabiliyorum hani bunu sıfırlamak, sonlandırmak değil de yani zaten hani önceki mesela podcast'lerde konuşuyorduk. Hani biz işi icra ediyoruz. Bir hani her gün sen bunu yap bakalım bir. Hani devamında bir şey olabiliyor mu? Zaten öyle görüyoruz. Hani zaten bu hani olabiliyor diye onu da deniyoruz. ha şu olabiliyorsa hani yapıp yapıyoruz. Ben her gün zaten bunu da yapıyorum, deniyorum. Böyle bir imkan da var. E demek ki yani bir katılmayı deneyelim, bir yarışmacı olmayı deneyelim. Yani ee, tümden gelim değil de işte, yine tüme varmaya çalışıyoruz mesela. Ufak ufak tatlıya bağlayalım istersen. Güzel oldu. Bu bölüm serbest atış. Biraz rapçiler gibi davrandık. Freestyle takıldık. Ee, Efe'nin söylemek istedikleri vardı. Söyledi. İçini döktü. Daha da vardı. Tere, te, terapi parasını da e, peşin alacağım az sonra. <laughs> evet. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.